Hani bir köpek bizim sürüye karışmış. O da inşallah yavaş yavaş bize alışacak. Mecburiyetten biz de sahip çıkacağız tabi. Yani buralarda Domer. İsmi de Domer'miş. Bizde şu an 3. köpek Domer oldu. Domer'in görüntüsü de güzel. Burası da bizim sürü. Tahir abi de şurada. Sürüye vardık şükür. Şurası bu kavreştir. Arkadaki çerkedir. Çerke kavreş. Çerke kavreş. Çerke kavreş. Tahir abi. Şu üst tarafta başka bir sürülenme bölgesi var. Şimdi koyunlar susamış. Onlara doğru ilerler. Şöyle. Köpekler. İşte daha yakında göstereyim. Domer. Domer miydi Sefa abi? Ha? Bunun ismi neydi? Domer mi? Bu da abi Seyitler'de mi? Seyitler. Bu Seyitler bak. Hemen cikik kevir. İşte bizim yeni misafirimiz Domer. Domer. Domer'la beraber 3. köpeğimiz oldu. Domer çok güzel ya. Baksana canlı ve hareketli. Şu anda artık 3 tane köpeğimiz oldu. Sürü de ön tarafta sulamaya doğru ilerlemeye devam ediyor. Domer yolunu kaybetmişti. Bizim sürüye katıldı. Artık sahibi çıkmayana kadar bizimle beraberdir. Bu da bizim kavreş. Kavreş. Şöyle hayvanlar aşağıdan yukarı doğru çıkıyor. Sulamaya doğru. Yukarıda suladığımız bir bölge var. Bu da Sevo abiyle Tahir abimiz. Bu da bizim çerke. İşte bizim 3 köpek bunlar. Ha. Abura. Bizim hayvanlar da bu şekilde. Şöyle. Evet, koyunlar yavaş yavaş sulama bölgesine doğru ilerletiyoruz. Şöyle tepenin arka tarafı sulama bölgesi. Şöyle. Sevo abi de koşuyor. Arkada kalan hayvanları çevirmek için. Şöyle. 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 Sivu abi şey yapıyor. Bir tane köpeğimiz burada. Hatta diğeri de onun yanındaydı. Nerede? Şöyle. Şu göllerin içinde şimdi koyunları sulattıracağız. Yavaş yavaş o şu karşıdaki göle doğru ilerletiyoruz hayvanlar. Koyunlar da burada yavaş yavaş sulama bölgesine doğru götürüyoruz. Suladıktan sonra aşağı getireceğiz. Çünkü üst taraf ot biçme alanı olduğu için o tarafa çıkartamıyoruz. Şu an yağmurlar da yağıyor. Yani yağmur böyle yağdıkça otlar da böyle şey yükseliyor. Şu anda tam biçme şeyine böyle Haziran 15-20'sine doğru tam ot istenilen seviyeye gelecek. Bu da bizim yeni köpeğimiz Domer. Sürüye çabuk alışmış. Şöyle. Yarın da zaten başka abilerimiz olacak. Bu şu andaki Sevo abiyle Tahir abi onların bugün son günü. Onlar haftada bir değişiyorlar. Yarın da Bahattin abiyle Hacı abi gelecek. Geçen Hacı abi bir şey var, cenazesi var, oraya gidecek. Cenazeden sonra ertesi oğlu gelecek. Ertesi gün de kendisi gelecek. Cenazeye gidip gelmesi lazım. Yakın akrabası çünkü. Şöyle. Bunlar da bizim sürünün aslanları.
Burada yeni tanışıyoruz. Dobur dobur. Dobur da dobur yani ha. Yani dobur insan görünce güven tazeliyor yani. Tamam. Şöyle. Koyunlar burada. Bu şekilde. Burası biraz daha böyle otlu bölge. Onlar da bu fırsatı değerlendiriyor. Bu bizim kavreş. Bu da çarkı. Evet. Burası da yeşillik olduğu için burada da otlatma getirdik hayvanlar. Yani buradan tepenin arka tarafında sulama bölgesi. Burası da böyle çok güzel yeşillik gördük. Bu yeşillik bölgesi olduğu için biraz dedik hayvanları burada otlatalım. Ondan sonra sulama getirelim. Baksana. Şu an kimi hayvan otluyor, kimisi de dinleniyor. Şöyle. Uzaktan da bir gösterelim böyle. Şöyle şöyle yakınlaştıralım. Şu şekilde. Hayvanlar bu tarafa doğru gidiyor. Ben bunları çevirmem lazım. Bu tarafa geçtiği zaman otlatma bölgesi biçim bölgesi olduğu için sıkıntı yaratır bize. Ya. Şöyle. Şurada başka tepenin üst tarafındaki sulama bölgemiz. Şurada hayvanlar suyunu içecek. Şöyle. Hayvanlar toplanıyor buraya doğru. Şöyle. Bazıları da işte. Ha, bu da bizim yeni köpek Dober. İsmi de enteresan. Şöyle. Hayvanlar burada. Sulanıyor. Öyle. Burada da yapmışlar. Sulama bölgesi. Şöyle. Üste doğru geliyor. Üst taraf yasak bölge yani ot biçme yeri olduğu için o tarafa çıkmaması lazım. Yasak çünkü. Şöyle hayvanlar sularında. Şöyle herhalde susamamışlar. Bazıları susamamış gibi suyun üstüne gitmiyor. Şöyle. Bunlar da yerinde durmuyor. Hayvanlar şöyle suyularını içiyorlar. Şöyle bizim çeşmede şöyle geliyor. Şöyle. Tabi buralar sulu bölge olduğu için burada ot da çok. Şöyle. Sularını içtiler, yavaş yavaş aşağı doğru götürüyorlar çünkü yukarı taraf dediğim gibi otlatma yani ot biçme bölgesi olduğu için yasak yani götürmemiz. Kurallara uymak lazım. Şöyle. Sularında işte hayvanların keyfi yerinde.
Hayvanlar burada topladı, sürülerini işittiler, biraz dinlendiler. Şimdi kaldırıyoruz. Yavaş yavaş akşam da olmaya başlıyor. Şeyler hayvanları yatma bölgesine doğru ilerleteceğiz yavaş yavaş. Bu da yeni köpeğimiz Domber. Domber bize çabuk alıştı. Şöyle. Hayvanlar böyle yayılmaya başlıyor yavaş yavaş. Şöyle sulama alanı da bu şekilde. Karatepe'den oradan yavaş yavaş aşağıya gideceğiz. Sen babrita azhami salahem lila 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 bejnaz rahbelinde çevireşi çirinde azhami salahem lila nartısın babrita nartısın babrita azhami salahem lila söz ben değil etme söz ben değil etme Az hami salihim lilan Udelan 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 Ben gitten kuşa sevi abi maşallah Sesele gidi dağı gidi hamulu emiş duvarı Sesele yana dağı gidi hamulu emiş duvarı Udelan Dalo ali Dalo dalo qurbat ko bohare khush bohare Dalo ali Dalo qurbat ko tore barol shivona Shivore mihel sore Dalo 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 Hat dalo ali Denge ta khush asbabe Dalo zora zora mihe sora Dalo dalo hay dalo hay de dalo ali Uvara dalo hay dalo hay de dalo ali Hay de dalo ali Maşallah Salhe bro porma çoğay kedi go salhe bro limere Uvara hay dalo hay dalo hay de dalo ali صلاح برا پشت دایه تروی رایه دلو هاته دلالی جبش خانم روش که اگر کالتش بره وایت دلالی قرشی که تندونه داده که عشی لبره واره های دلا های دلا هاته دلالی همات خدمه که بخیره Denge ta kuş Evet koyunları yavaş yavaş yatma alanına doğru ilerletiyoruz. Şu ta şu ileride. Yani zaten götürmemiz bir saatte olur yani. Yavaş yavaş zaten güneşte Telketi Dağı'nın oradan batmak üzere. Son şeylerini yaşıyor. Güneş de birazdan batacak. Karanlık çökmeden
bizim koyunları yatacak yere götürmemiz lazım. Çünkü sıkıntılı akşamları. Burası da çok dağ. Çok dağınık bölge olduğu için. O yüzden karanlığa bırakmamamız lazım. Şimdi açtık ya. Yumurta yapmışlar. Ay şurada da keklikler var. Bak şu anda. Bir tane kuruldu, bir tane tava. Biri dişi, biri erkekmiş. Seva, ben fazla anlamıyorum. Seva abi bu işlerin tecrübelisi. Evet, bak, bak. İki tane de bak. İki tane. Biri aşağıda, biri yukarıda gördüm. Seva abi. Biri şu. Ya. Bak şurada gidiyor. Evet. Şurada da koyunlarımız güzel şekilde yayılmış. Yavaş yavaş yatma yerine doğru ilerletiyoruz değil mi Seva abi? Arada yatağa gidiyoruz. Bugün iyice doymuşlar. Arada. Sularını da içtiler. Evet. Bugün kefleri yerinde maşallah hayvanlar, baksana. Evet. Güzel şekilde yayılmışlar. Şöyle. Yayılmış. Evet. Şöyle. Ön tarafta, biz de arkada onları kontrol ediyoruz. Sıkıntı olmaması adına. Değil mi Seva abi? Tabii. Şöyle. Yatağa gidiyoruz. Yavaş yavaş. Onlar da yoruldu. Biz de yorulduk. Tabii. İkimiz de. Zaten baksana güneşte böyle de artık yavaş yavaş batmak üzere. Evet. Zaten tehlikeli dağın arkasına gittiği zaman güneş de batıyor burada. Karanlık olduğu zaman buralar tehlikeli oluyor değil mi Seva abi? Evet. Hele bir de koyunlar böyle dağınık olduğu zaman gerçekten kurtlar için tam bir fırsat. Evet. Güzel. Çok güzel. Evet kuzular, şu anda yavaş yavaş yatma bölgesine doğru ilerletmeye devam ediyoruz. Şöyle, ben tepedeyim, Sivu abi de ön tarafta. Tahir abinin işi çıktı, o gitti eve. Şu an biz ikimiz bakıyoruz. Yarın sabah da zaten Bahattin abi gelecek. Sivu abiyle Tahir abinin süresi bitti. Yarın Hacı abiyle Bahattin abi sırası başlıyor. Ben de onların yanında video çekmeye devam edeceğim. Şöyle. Yavaş yavaş da karanlık çökmeye başladı. Zaten gölgeden de belli oluyor. Burada maşallah keklik, bir sürü keklik var ya. Şu an kekliklerin de doğum yapma zamanı olduğu için onlar da bol bol etrafta dolaşıyorlar. Şöyle. Bizim yatma yerimiz de şu ileride zaten kamp çadırı gözüküyor. Güneş de iyice Terketli Dağı'nın arkasına yöneldi, gitti, kaybolmaya başladı. Yavaş yavaş, baksana güneş az bölümler kaldı. Biz de yavaş yavaş hayvanları yatırma yerine getiriyoruz. Seva abi de burada, yan yanayız. Seva abi nasılsın Seva abi? Videoya ne demek istersin Seva abi? Videoya ne demek istiyorsun? İnsanlardan beğeni, yorum bekliyor musun? Abone olmalarını. Yok. Yok yok Seva abi, insanlardan beğeni, yorum ve abonelik bekliyor musun? Evet. Kanalımıza abone olsun değil mi? Tabii. Şurası da bazı koyunlar bu tarafta, bazı bir tarafta. Yavaş yavaş yola koyup yatırma bölgesine götürüyoruz. Seva abi de bir haftadır burada, yorulmuş artık. Yağmurda, çamurda, her zaman burada mücadele etmek kolay değildir. Zaten burada mutlaka iki günde bir yağmur yağıyor yani. Bir bakıyorsun sabah güneşte, akşam yağmura dönebiliyor yani. Sadece yağmur olsa yeterli. Yeterli ama rüzgarla yağmur karışık oluyor. Ama akşam gidip de bir de yatma yakın çay içtiğin zaman var ya, tam bütün yorgunluğunu alıp gidiyor yani. Her yorgunluğun bir tatlılığı da var diyorlar ya. Şurada, evet.
Bu da bizim kavreş sürünün reisi. Kavreş varsa biz de yani arka tarafa gözümüz kapalı bakıyoruz. Yani çünkü kavreşin varlığı yeter o tarafta. Öyle değil mi Sefa abi? Kavreşin varlığı yetiyor. Abi. Kavreş yok Devamını da koyunları yatırdığımız bölgede devam edeceğiz. Orada bir de çay içerken çektiğimiz zaman baba kavreşe bak şimdi. Baba kavreş. Kavreşi çağırdı ne hızlı geliyor. Kavreş. Bak kavreşe bakar mısın? Maşallah. Şöyle. Arkada kalan koyunlarımız var. Onlar da yavaş yavaş geliyor. Aslında drone da var da drone da burada internet her tarafta çekmediği için drone da öyle bir kötü özelliği var. Konum bulmadığı zaman kalkmıyor havaya. Yoksa drone ile böyle etrafı böyle bir kolüçan edecektik. Bakalım etrafta kurt murt falan var mı? Evet, sürü dereyi de yavaş yavaş geçiyor, yatma alanına doğru ilerliyor. Yatma alanı da şurası. Şöyle. Evet, hayvanları sonunda mekanlarına getirdik. Burası hayvanların yattığı bölge. Sonları da şu arkadan geliyor. Şöyle. Şöyle. Bizim eşek de burada. Şöyle. Şöyle hayvanlar geldiler. Artık bugünlük bunlar için bu kadar yeter. Şöyle güzel şekilde toplanmışlar. Bugünlük maceramız da bu kadar. Bunlar da kuzudur. Çıkamıyor, gezemiyor. Bunlar da annelerini getirdikten sonra süt dişmeleri için çıkartıyoruz yerlerinde. Baksana herkes gidip kendi annesini buluyor ya. Şöyle. Onlar da yoruldu artık yavaş yavaş dinlenme moduna geçiyor. Evet sanki akşam karanlık olmuş kurtlar sanki yaklaşmaya başlıyor. Köpekler havlıyor. Biz de çevreye dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Köpekler çok alevli şekilde hatta bir tane köpek de bu tarafa gitti. Bir yandan da ay çıkmış, ay. Ama tabii yine karanlık, çevre görünmüyor. Köpekler yerinde durmuyor.
Biz de elimizden gelen ne kadar dikkatli olmaya çalışıyoruz.